Siz hangi makaleyi çöpe atacağınızı söyleyeceğim. Sayın hocalarım, değerli arkadaşlarım, biraz tahrik edici olsun diye böyle söyledim. Elbette her makale, hepimizin yazdığı yazı çok değerlidir. Bir emeğin ürünüdür. Buna söyleyecek hiçbir lafım olamaz. Ama bir bilgi kirliliği yaşadığımız da bir gerçek. Klinisyen olarak çok az bir vaktimiz vardır hastamızla ilgili yeni bir bilgiyi yakalayıp onu kullanabilmek için. Biraz daha dikkatinizi bu yöne çekmek için böyle bir şey kullandım. Yoksa bilgiyi ve emeği küçümsemek, saygısızlık yapmak için değildir amacım. Şimdi bununla başlayayım. Çünkü tanısal testlerle ilgili olduğunu biliyordum ben bu kursun. Yeşim'le o şekilde konuşmuştuk. O vakit ben bugün konuşmamı sadece tanısal testlere sınırlayacağım. Ve bir tanısal test ile ilgili bir hastanıza en yeni, en çağdaş, en iyi, en verimli tanısal testi nasıl bulup nasıl uygulayabilirsiniz? Bu konudaki en iyi makaleyi nasıl bulabilirsiniz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Aslında anlatacağım şey sayın hocamın anlattıklarından tersten bir bakıştır. Bakın, buna dayanak teşkil etsin diye JAMA'da oldukça eski bir yazı bu. Yeni de, çünkü bu tür böyle kötü yazılar yok ama 129 tane tanısal test makalesi incelenmiş. İyi bilinen, hepimizin burada konuştuğumuz metodolojik kriterlere uygunluğuna bakmışlar. JAMA çok prestijli bir dergi ve orada yayınlanmış zaten. Bakın, makalelerin %68'inde tanısal test altın standartla karşılaştırılmamış. Bilmiyorum ama JAMA'da bir Yeşim endokrinci ve tiroidle uğraşıyor. Bir ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeriyle ilgili bir çalışma yayınlanmış olsun. Neredeyse %70'inde patoloji neticesiyle karşılaştırılmamış demektir bu. Çünkü patoloji neticesi, postoperatif ameliyat sonu patoloji neticesi her türlü tiroid kanserinin şeyinde altın standarttır hala. %68 makalede testi metodolojide düzgün tanımlamamışlar. %60'ında doğrulama yanlı tutumu var. Orada karşılaştırılmış, tanımlanmış diyor. Ma tanımlanmış mı? Düzgün tanımlanmamış hocam. Ha. Tanımlanmamış, yanlış yazmışım. Evet, %60'ında doğrulama yanlı tutumu var. Doğrulama yanlı tutumu, verifikasyon biyası dediğimiz şey bu. Tam Türkçe'ye oturdum bilmiyorum ama şimdi hocam kızacak, özellikle böyle kullanmaya çalışıyorum. Doğrulama yanlı tutumu şu, bakın. İnce iğne aspirasyon biyopsisi yapıyorsunuz ve ince iğne aspirasyon biyopsisi pozitif gelenleri ameliyat ediyorsunuz. İnce iğne aspirasyon biyopsisi negatif gelenleri ne yapıyoruz? Ameliyat etmiyoruz. O zaman nasıl false negatif ve gerçek negatifleri bileceğiz? Bazı endokrin çalışmalarında bu bakımdan hem prevalansta, hem likelihood ratio'da, hem spesifite sensitivity'de, hem tanısal doğrulukta doğrulama yanlı tutumundan kaçınmamız mümkün değil. Zaten literatürdeki işte JAMA'da makalelerin %60'ında doğrulama yanlı tutumu olduğu ortaya konmuş. %20 makalede spesifite, sensitivity'nin doğru kullanılmadığı ortaya çıkmış. %69 makalede kestirim değerleri yok. %81 makalede hastalık prevalansı dikkate alınmamış. Son 1-2 slaydımda bunu anlatmaya çalışacağım. Tanısal testle ilgili makalelerde bulunduğu, yapıldığı popülasyonun hastalık prevalansının da olması çok önemli. Çünkü biz örneğin tiroid kanserinin popülasyonda %1 olduğunu ve bir tanısal testin bunu %10 oranla çıkardığını düşünürsek bu prevalans üzerinden hesap edebiliriz her şeyi. %74 makalede bütün olarak değerlendirildiğinde ciddi metodolojik sorunlar var. Biraz önce özellikle adeta tahrik edici olsun diye değerli kardeşim Gürsel'in makalesini öyle bu iyi bir yerde yayınlanmamış. Demek ki ben bunu hiç okumadan atabilirim dedim. Bu nedenle söylemiştim ama bakın çok iyi yerlerdeki yazılarda da buna benzer problemler var. Çünkü editörler, hakemler ve yazarlar kabul edilmiş standartlara 1984'te uymuyorlardı. Umarım şimdi uyuyorlar. Bu konu hakkında bir yeni bir çalışmam yok. Bu konuşmamın diğer kısımlarını HUYAT, SECOT,
Altman, çoğunuz biliyorsunuzdur, isimli Anglo-Sakson epidemiyologlarının bu konudaki eserlerinden hazırlamaya çalıştım. Değerli hocam 20 senedir, 25 senedir neredeyse mentörlüğümü yapar. Bana 1996 senesinde o kadar şanslıymışım ki bir gün bir faksla bana şey yolladı. Bu klinik araştırma yazıları şunu bir oku biraz öğren, şuraları da düzeltiver falan diye. Hiçbir şey düzeltemeyeceğim biliyor tabii de. Ben o şekilde biraz öğrendim ve onu kendi hatırlamayabilir bile. Turkish Journal of Gastroenterology'de yayınlanmıştı. Ondan sonra bana birkaç ay sonra bu sefer klinik araştırma yazıları nasıl değerlendirilir? Bir de bunu oku dedi. Onu da Kolon ve Rektum Hastalıkları dergisinde yayınlamışız. 1996 senesinde. Ve orada kullandığımız yazıların çoğu Guyat, Sackett, Altman ve diğerlerindir. McMaster Üniversitesi'nde falan. Ben şimdi buraya gelirken tekrar bir daha baktım. Tricia Greenhalgh diye birisi eklenmiş. Londra Üniversitesi'nde bir epidemiyolog. Rahatça bütün bu yazılara Ferda abinin dediği şekilde BMC'den serbestçe ulaşabilirsiniz. Hepsi çok zevkli biçimde anlatımları var. Klinisyenler için, epidemiyologlar için değil. Çok yararlı oluyor. İnternetten bunlar bulunabilir. Araştırma desenlerinden hocam bahsetti. Ben tanısal test algoritmasında genellikle cross-sectional veya normal sadece çalışma olarak da geçiyor. Sürveyanslardır. Tanısal testlerdeki araştırma deseni budur. Müdahale yoktur bunlarda. O yüzden deney özelliği taşımazlar. Şimdi bir hastam var ve bu hastayla ilgili bir tanı testini kullanacağım. Niçin bu çalışma yapılmış? Araştırmacılar hangi klinik soruya yanıt aramışlar? Bu benim işime yarar mı? Ona bakmak lazım. Başlangıç cümlesi çok özet olarak çalışmanın temel aldığı literatür bilgisini içermelidir arkadaşlar. Ben eğer ince iğne aspirasyon biyopsisinin yalancı negatiflik sonucunun çok olduğunu düşünüyor ve hastama ona yönelik bir bilgi vereceksen PubMed'i veya bir taramatondan taradığım zaman şöyle bir başlık benim işime çok yarar. İnce iğne aspirasyon biyopsisinin yalancı negatifliği çoktur. Bakın demin Gürsel'e değil de Gürsel'in sunduğu çalıştırmaya eleştirim oydu. Negatif sonuç vermiş bir çalışma. İmipenemin nekrotizan pankreatitte mortalite üzerine etkisi yoktur. İki nokta üst üste double blind randomized controlled trial. O zaman o makaleyi bulacağım çünkü bir sürü makale var. Literatürde viral hepatitle ilgili bir makale taradığınız zaman neredeyse 2 milyon 3 milyon üzerinde yazı çıkar. Ama eğer hastanıza interferon tedavisi yapacaksanız viral hepatit, interferon, RCT diye baktığınız zaman 7'ye iner. İşte hem vakitten kazanacağız hem de en doğru ve en gerçek makaleyi o şekilde bulabileceğiz. Tıp dergilerinde yayınlanan makalelerin çoğunluğu 3 sınıfta. Deney, klinik çalışma ve sürveyans. Sürveyans bir grup hastada, sağlık profesyonelinde veya sağlık bireyde bir şeyin ölçülmesidir bugünkü anlamıyla. Bir de sekonder araştırmalar var. Primer araştırmaların sonuçlarından olan sistematik olmayan derlemeler. Bunlar sansürlüdür ve tehlikelidir. Çünkü yanlı tutuma çok açıktır bunlar. Bazı yazıları alırlar, bazıları almazlar. Bir metodolojisi yoktur. Sistematik derlemeler iyidir. Metodolojisi sağlam olduğu için sansürsüzdürler. Bunların da daha üstünde meta analizler vardır. Kılavuzlar, karar destek analizleri ve ekonomik analizler de dikkatimizi çeker. Bir makale okurken nelere dikkat etmemiz lazım? Çalışma önemli bir klinik soruya çözüm getiriyor mu? Yoksa diğerlerinin tekrarı mı? Veya çok tali bir şey, işe yaramayan bir sonuç mu veriyor? Orijinal mi? Araştırma hipotezini test ediyor mu? Yöntem uygun mu? İskender Hoca bahsetti. Hepimiz de biliyoruz. Metodolojide ciddi sorunları var. Hasta toplama, örnek biriktirme, zaman, veri analizi aşamalarında zorlukları var. Bu olduğu için araştırma protokolü bütünlüğünü koruyamıyor. Çalışma kontrolü yetersiz ve yanlış oluşturulmuş. Yanlış ve yetersiz istatistik yapılmış. Bütün bunlara hakim olmamız lazım. Bir makaleye değerli deyip yerinlemek için. Örneklem büyüklüğü yeterli mi? Gerçekten önemlidir. Tip 2 hataya neden olur. Ve de literatürdeki eski bir bilgi, 95'lerin falan bir bilgisidir. Yeni bir bilgim yok. Çok prestijli dergilerde randomize kontrollü çalışmaların arkadaşlar %85'inin yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşamadan sonlandıkları ortaya konmuş. Biraz önce
tarih tekerrürden ibarettir. İşte Gürsel sundu. 30 hasta var. Mortalitesi %35 akut pankreatitin. %35'ten %20'ye düşürdüğüm zaman buna ben klinik anlam diyeceğim. Ona göre bir örneklem büyüklüğü hesap etmem lazım. Çok fazla bir hasta gerektiğini tahmin ediyorum. Ama dikkat ederseniz 30 hasta bir tarafta, 29 hasta bir tarafta ve P'ye 0.05'ten büyük. Yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşmadığı için büyük ihtimalle tip 2 hata olmuş. O nedenle zaten çok prestijli bir dergide de yayınlanmamış. Yorum aşırılığından İskender Hoca bahsetti. Bir de tabii çıkar çatışması var. Çıkar çatışması bir kere biyastan çok fazla etkilenir ve özellikle biraz önce söylediğim ilaç piyasaya çıktıktan sonra ilaç bilinirliğini artırmak için veya diğer nedenlerden dolayı endüstrinin gizli ve örtülü promosyonuyla bazı yazılar yayınlanır ve bunu mutlaka beyan etmek lazım. Beyan etmediğimiz zaman okuyucuya zarar vermiş oluruz. Bir de ne olursa olsun çok iyi bir makale olur ama okunamaz. Yani böyle okumaktan sıkılırsınız. Onları bence bir kenara bırakabiliriz. Şimdi spesifite ve sensitivite için Trisha Greenhalgh'ın bir şeyi var. Benim çok hoşuma gitmişti. Mahkemedeki 10 şüpheli diye bir şey anlatıyor. Rahatlıkla ulaşılabilir. Tanısal bir testin geçerlilik denetimi, validasyon kontrolünü anlayabilmek için şu örnekle beraber başlayalım. 10 kişi, birinin muhtemel katili olarak mahkemede olsun. Gerçekte 3 kişi katil, 7 kişi suçsuz olsun. Ve mahkeme sonuçlanmış olsun. Jüri 6 kişisini suçlu bulmuş. Suçlu bulunanlardan ikisi gerçekten suçlu. 4 kişi yanlışlıkla tutuklanmış. Suçlulardan biri de dışarıda eli cebinde dolaşıyor. İşte sensitive. Burada gerçek suç durumu var. Burada da jürinin kararı var. Bunu inceleyecek olursak jüri her 3 kesin katilden ikisini doğru tanımlayabiliyor. Bu jüri her 7 masum insandan 3'ünü doğru biçimde beraat ettirebiliyor. Bu jüri bir kişiye suçlu derse 1/3 olasılıkla o kişi gerçekten katil. Feci yani. Bu jüri bir kişiyi suçsuz bulursa o kişi 3/4 olasılıkla gerçekten masum. Bu fena değil. Her 10 kişiden 5'inde bu jüri doğru karar verebilmektedir. Arkadaşlar bunun istatistik bilimindeki adı sırasıyla sensitivite, spesifite, kestirim değeri ve tanısal doğruluk değeridir. Ama bazen, birazdan arz edeceğim, gri zonlar vardır. Böyle sürekli verilerde evet, hayır, doğru, yanlış diyemeyiz. O zaman oran şu kadar artmış deriz. Bunun için de olasılık oranını kullanmanız lazım. Onun için şöyle başlayalım. 10 tane temel soru. Şimdi bir tiroid nodülü hastamız olduğunu düşünelim ve bununla ilgili bir karar destek sürecinde makale arıyoruz, onu uygulayacağız. Bir kere bir test yapacağız hastaya. Kullanacağımız test veya kullanmayı düşündüğümüz test %100 doğru, geçerli ve inanılır mı? Böyle bir test yok. Hadi diyelim ki var, çünkü her testin avantajı, dezavantajı, bu testin uygulandığı popülasyon tarama amaçlı mı kullanılıyor, tedavi amaçlı mı kullanılıyor, tersiyer referans hastanesinde mi kullanılıyor, daha düşük bir hastanede mi kullanılıyor, buna göre her şey değişir. Hadi diyelim ki böyle olsa bile bana yardımcı olur mu, işime yarar mı? Düzeltilebilir durumdaki bir hastalığın sağaltımında fayda sağlar mı? Preklinik aşamada veya henüz presemptomatik devrede yakalar mı? Hastalarım ve SGK veya Sosyal Güvenlik Kurumları, dünyada Medicare ne varsa, bu testin ücretini akredite eder mi, karşılar mı? Bu testi uygulamaya hastalarım izin verir mi? Fıtık ameliyatın karın fıtığı tanısını koymak için tomografiye belki hastalar izin vermez. Yapıldığını biliyorum zaman zaman da. Tanı koyma sırasında diğer tanıları ekarte etmek için bana fayda sağlar mı? Yani yarışan alternatif tanılarda bir avantaj sağlar mı? Tedavi planımı değiştirir mi? Birinci sormamız gereken soru bu. İkincisi, gerçek bir altın standartla karşılaştırılmış mı? Bu yeni test. Yine ince in aspirasyon biyopsi örneğini alalım. İnce in aspirasyon biyopsinin ilk çıktığı zamana geri gidelim. İnce in aspirasyon biyopsinin negatif prediktif değeri, pozitif prediktif değeri, spesifite, sensitivite ne derseniz deyinin.
bunun gerçek altın standart ameliyat sonu postoperatif patolojik tanıdır. Onunla karşılaştırılmış olması lazım. Ama bazen bunu yapmak mümkün olmaz. Şimdi ince inası aspirasyon biyopsisini ameliyat sonu patolojiyle gerçek anlamda karşılaştırmak isterseniz o zaman ince in aspirasyon biyopsisinin negatif gelenleri de ameliyat etmiş olursunuz ki bu biraz bugün için etik olmaz. Böyle bir araştırmada altın standart için testin olup olmadığını bilmemiz lazım. Bir, makalenin giriş bölümünde ve metot bölümünde altın standart test var mı yok mu ona bakmamız lazım. Bazen makalede araştırmacılar bazı testlerin mantıklı kombinasyonlarını sunabilirler. Yeşim Hoca'nın böyle pek çok çalışması var. Güç analizinden örneğin paratormon washout'u yaptığını biliyorum bir çalışmasında. İşte bunu ultrasonla beraber değerlendirildiği zaman daha tanı doğruluğu yükseliyor gibi şeyler var. Buna da bakmamız lazım. Yani kullana geldiğimiz testlerle uyumu nasıl testin ve sekans içindeki yeri nasıl, öyle mi? Ve o testlerin ve fizik muayene bulgusunun gücünü artırıyor mu? Geçerlilik denetimi, validasyon kontrolü bir tanısal testte çok önemli. Çok az araştırmacı Greenhalgh'a göre böyle hani sağlıklı erkek tıp fakülteleri öğrencilerinden bu kontrol grubunu aldım der. Bu aslında doğru bir şeydir ama pek azı buna uyar. Yayınların 2/3'ünde yine yapılmış çalışmalarda yaş, semptom, ciddiyet skoru gibi spesifik seçilebilirlik kriterlerinin tanımlanmamış olduğu ortaya konmuş. Test, kullanmayı düşündüğümüz yeni test makalede hafif ve ciddi hastalığı olanlarda da tedavi edilmiş ve edilmemiş hastalarda da sıkça karışan hastalıklarda da denenmiş olmalıdır. Eğer bunlar yoksa o makale böyle çok veya bununla ilgili bildirimler yoksa çok iyi bir makale değildir. Testin spesifite ve sensitivitesi prevalanstan bağımsız olarak sabit kalır. Aslında ondan da etkilenir ama böyle bilelim, sabit kalır. Yalnız pozitif ve negatif kestirim değerleri prevalanstan etkilenir. Bu yüzden tanısal test çalışmalarıyla ilgili bir makalede mutlaka testin uygulandığı popülasyonda hastalığın prevalansı ile ilgili bilgi oradaki popülasyon mutlaka verilmelidir. Çalışmada doğrulama yanlı tutumuna dikkat edilmiş mi? Yeni bir tanısal testin değerlendirildiği grup aynı zamanda altın standart ile birlikte mutlaka değerlendirilmiş olması lazım. Biraz önce anlattım, tekrar etmeyeyim onu. Buna doğrulama yanlı tutumu diyoruz. Ama bilinen şu ki çalışmaların çoğunda altın standart test sadece yeni testin pozitif olduğu hastalarda deneniyor. Yeni testin negatif olduklarında denenmiyor. Bu bazen çalışmanın doğasından ve etik sorunlardan kaynaklanıyor. Bazen de buna hiç dikkat edilmediğini biliyoruz. Bir de beklenti yanlı tutumu var. Expectation bias diyorlar. İşte beklenti yanlı tutumu diye şey yaptım bunu. Beklenti yanlı tutumu patolog ve benzeri disiplinlerdeki tanıya yardımcı hekimlerin örnekleri değerlendirirken bilinçaltı olarak olgudan etkilenmeleri sonucu ortaya çıkar. Düşünebiliyor musunuz? Tomalamını düşünün. Ben hücre sayıyorum ve hücre sayısı önemli. Bir tane nötrofil tam çizginin üstüne düşüyor. Bunu hangi tarafa alacağım? İşime geldiği tarafa alırım. O yüzden mutlaka araştırmacının ve diğer observerların çalışma desenine kör olmuş olması gerekir. Bu mutlaka makalede yazmalıdır. Aksi takdirde bir elektroyu değerlendirirken örneğin göğüs ağrısı varsa ve hekim bu çok önemli bulguyu hafif elektro bulgusuna karar verememişse elektroyu pozitif gibi kabul edebilir. Yanlı tutum ortaya çıkar. Bir de testin tekrarlanabilir olması lazım. Bu metotta çok böyle yemek kitabı gibi yazılacak. Tabii biz aldığımız zaman aynı testi tekrarladığımızda sonuç aynı çıkacak. Aynı gözlemci hastalık karakterleri benzer olan İki ayrı hasta grubunda aynı testi tekrarladığında aynı veya benzer sonuca ulaşacak. Bu zor ama hiç olmazsa bir arada bir dengenin olması lazım. Biliyoruz ki bir laboratuvar görevlisinin pazartesiyle perşembe yaptığı aynı hastalık sonuçlar bile uymaz. Bunu biliyoruz yani literatürden. Ama bir standartın olması lazım. Aynı hasta üzerinde
testin farklı uygulayıcılar tarafından denendiğinde yine benzer sonuçların ortaya çıkması lazım. Yani test tekrar edilebilir olmalıdır. Geçerlilik denetimi sonucunda testin özellikleri ortaya konmuş mu? Spesifite, sensitivite ve diğer özellikler çok düşük çıktı örneğin. O zaman bu test evet bir şey bir yerde yayınlanabilir ama bizim için hiçbir anlamı yoktur. Testin geçerli değerleri yakalayabilmesi biraz ölçtüğü sorunla ilgili arkadaşlar. Şimdi çok yapılan bir şey hekimlerde de öyle. Ben de zaman zaman düşünüyorum. Böyle bir göğsüm ağrıyor. Bir uğraşmayayım diyorum. Gideyim bir anjiyo çektireyim. Ama çok non-spesifik bir göğüs ağrısı. Anjiyografi bir takım testler yapıldıktan sonra seçile seçile gelen bir hasta grubunda yapıldığı zaman spesifite, sensitivitesi ve pozitif kestirim değeri yüksek çıkan bir testtir. Renk körlüğü testlerinde biz bunu tartışmayız. Çünkü renk körlüğünden kimse ölmez. Ama konjenital hipotiroidizm taraması için Guthrie-Hilprecht testinin bakın burada pozitif kestirim değeri %6. Ama bunu bütün hastalara, bütün çocuklara işte ayaklarını delmek, canlarını acıtmak pahasına bunu yapıyoruz. Niye? Çünkü mental retardasyonlu birey mi yoksa işte 500-600 tane ailenin bir iki defa fazla kan alınması ve rahatsız edilmesi mi? Elbette mental retardasyonlu hastalarla bırakmak çok kötü. O yüzden testin geçerliliği biraz da ilgilendiği hastalıkla ilgilidir. Sadece spesifite, sensitivite düşük diye bunu da reddedemeyiz. Güven aralıkları verilmiş mi? Güven aralıkları çok önemli. Güven aralıkları istatistikte bir sonuçlar dizininin hangi sınırlar içinde yer aldığını gösterir. Şimdi biraz önce o hırsız, katil ve jüri şeyine tekrar dönelim. Jüri yaptığı değerlendirme sonucu bir katili daha suçsuz bulmuş olsaydı sensitivite %67'den %33'e düşecekti. Pozitif kestirim değeri de %20'ye düşecekti. Bu jürinin kabahati değil. Çünkü şey az. Katil ve zanlı az. Sadece 10 olgu üzerinde değerlendirme yaptı. Demek ki bir örneklemin büyüklüğü çok önemli. Yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşmak çok önemli. Ona göre karar veriyoruz. Örneklem ne kadar büyük olursa sayın arkadaşlarım güven aralığı o kadar daralır. Sıfır değerini kapsar. Şöyle bir güven aralığı iyidir örneğin. 0.9, eksi 0.9, 0 artı 0.6. Bu çok güvenilir bir çalışmadır. İyi bir makalede güven aralıklarının dar sınırda olması lazım. Ama daha pek çok makalede Science Citation Index'teki pek çok makalede henüz güven aralığı bile verilmiyor. Okuyucuya bu şans tanınmıyor. Makul bir normal sınır sunulabilmiş mi? Eğer test biraz önce arz etmiştim. Sürekli sonuç veriyor ise yani pozitif, negatif gibi bir sonuç vermiyor da hemoglobin gibi 18.7, 18.9, 20, işte 16, 14 gibi değerler veriyorsa o zaman hangi değeri normal, hangi değeri anormal kabul edeceğiz? Bu karmaşık bir tıp bilimi işi. Normal ve anormal arasındaki sınır tedavi edildiğinde önlenebilecek hastalığı belirler. İşte burada biz olasılık oranını kullanıyoruz. Koroner arter hastalığı örneğine geri dönelim. Anamnezde efor anjinası önemli. Bu varsa kardiyologlar, tabii genel cerrah olarak giderseniz anjiyo yaptırabilirsiniz de kendi kendiniz ama önce bir kardiyologa gitmek daha doğrudur. Kardiyolog çünkü önce bir EKG, efor testi, ondan sonra kardiyak sintigrafi, ondan sonra neyse iyice yaklaştığı zaman bir koroner arteriyografi testi yaptırır. Eğer 100 sağlıklı bireye kafadan arteriyografi yaptırırsak çok değişik spesifite, sensitivite, pozitif ve negatif kestirim değerleriyle karşı karşıya kalırız. O zaman bir testin tanısal değeri o testin geçerlilik denetiminin yapıldığı popülasyon, hastalığın derecesi ve onun tanısal algoritmadaki yeri ile de ilgilidir. Sürekli değerler için normal sınır çoğu kez var. Normal ve anormal tanımı değerin bir seviyeye ulaşmasıyla hastalık olma oranı arasındaki ilişkiyle konur. Prostat spesifik antijen örneğini konuşalım. Çoğu erkekte bu antijen tanınabiliyor. 0,5 nanogram mililitre. Bu diyoruz ki bir şey yok. Çoğu prostat kanserinde de 20 nanogram mililitrenin üzerinde. Peki PSA 7.4 geldiği zaman ne diyeceğiz? İşte biz buraya gri zon diyoruz. Bunun için hastaya diyeceğiz ki sen hem prostat kanseri olabilirsin hem de normal olabilirsin. Böyle demek yerine her birini 2 çapraz tablo, prostat spesifik antijen 3 geldi çapraz tablo, 4 geldi çapraz tablo, 5 geldi çapraz tablo, bir sürü çapraz tablo yapıp da ikili tablolarda işte prostat kanseri çıkan çıkmayan diye ayıracağımıza bunlarda
prostat biyopsi yaptıktan sonra bunlarda olasılık oranlarını kullanıyoruz. Her tablo için normal ve anormal değerleri bizim için hesaplamışlar. Ona göre bir risk var diyoruz. Böyle bir hastaya prostat spesifik antijeni 7.4 olan bir hastaya sende prostat kanseri var denmez ama sende prostat kanseri olma ihtimali şu kadar artmıştır diyoruz. Neyi bilmemiz lazım? Prostat kanserinin toplumdaki prevalansını bilmemiz lazım. Şu orandan şuna çıkmıştır demek için. Semptom olmayan bir demir eksikliği anemisiyle karşı karşıya kaldığımızı düşünelim. 20 kişiden birisinde demir eksikliği anemisi olduğunu biliyoruz. %5 demek ki toplumdaki prevalansı. Buna biz pretest probabilite diyoruz. Pretest test öncesi olasılık diyoruz. Özür diliyorum hocam. Bayağı korkutmuşum ben. Evet ama bunu bir türlü düzeltemedim ben. Eğer demir eksikliği için tanısal testlere başlayacaksak serum ferritin değeri anemi hakkında bize az çok bilgi verecek. Orta derecede azalmış bir ferritin konsantrasyonunda olasılık oranı 3. Hastamızda diyelim ki 19 geldi. Olasılık oranı 3 kat. Test öncesi olasılık kaçtı toplumda? %5. 3 çarpı %5 eşittir %15. Diyoruz ki hastaya sen de bu testin sonucuna göre %15 demir eksikliği anemisi riski vardır. Demek ki biz bir makaleyi, tanısal testle ilgili bir makaleyi okuyacaksak o makalede hastalığın yapıldığı popülasyonun prevalans bilgisinin verilmesi lazım. Bu da acayip eksik. Yani kendi yaptığım çalışmalarda da bakıyorum. Bizimki de eksik. Bir tiroid nodülüyle kapatayım. Şimdi bakın bir Hemming nodül sertlik kategorisi diyor. Bu 8'miş hastada ve ince iğne aspirasyon biyopsisinde de kesin tanı konamamış. Ve o toplulukta pretest kanser olasılığını, tiroid kanser olasılığını %1 kabul edelim. Hemming nodül sertlik kategorisi 8 ise bunun olasılık oranı 5. 5'ten geçiriyoruz. Demek ki post test kanser oranı Hemming sertlik nodülüne göre %5 oldu. Şimdi Hemming sertlik nodülündeki %5 post test kanser oranını buraya getirelim. Pretest kanser oranı olarak devam ediyoruz testlere. Olur mu? %5. Bakın şurada ne diyor? Ne dediğini buradan göremiyorum. 5.7 non diagnostik ince iğne aspirasyon biyopsisinde gelirse 5.7 kat artmıştır diyor. Pretest kanser Hemming sertlik nodülünde %5'e çıkmıştı. Şimdi gelin onu 5.7'den çıkaralım. İşte bakın %20 oldu. Demek ki biz testlerle ilgili düşünsel sürecimizi ve bir makaleyi de böyle kullanmamız lazım. Arkadaş sen de Hemming sertlik nodülün işte şöyle çok sert bir nodülün var. İnce iğne aspirasyon biyopsisi non diagnostik geldi. Sen de %20 oranında kanser vardır diye o makaleye göre denebilir. Post test kanser oranında %22'miş. Sonuç olarak sayın hocalarım, iyi bir tanısal test makalesinde mutlaka altın standart ile karşılaştırma yapılması, geçerlik denetiminin yapılması, beklenti ve doğrulama yanı tutumlarından uzak kalınması, spesifite, sensitivite, pozitif kestirim değeri, negatif kestirim değeri, tanısal doğruluk, olasılık oranı ve %95 güven aralıklarının kullanılması, testin kullanılır, geçerli olduğunun ortaya konması ve ekonomik analizlerin yapılmış olması gerekir. Hepinize saygılarımı sunuyorum.